Evet sevgili dostlar sponsorlarımız golvar.com'un ve Kayseri Özel Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuz hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Bu kısımda Jorge Jesus e, güzellemesi mi diyeyim, uğurlaması mı diyeyim onu yapacağız. Jorge Jesus'un Türkiye macerası kafasında bitmiş. Ya da Jesus Türkiye macerasını kafasında bitirmiş. Kim diyor? Hürriyet spor yazarları Fenerbahçe teknik direktörü Jesus'un Sevilla maçından sonraki playoff ve Türkiye'de maçlar sahada kazanılmıyor açıklamasını değerlendirmiş. Aynı zamanda Gürcan Bilgiç de değerlendirmiş. Bunların hepsini şimdi alacağız arkadaşlar. Uğur Melekem. Jesus'un Türkiye macerasını iki ayrı perdede değerlendiriyorum. Dünya Kupası öncesi son derece makul ve bilge bir görüntü çizen Jesus Kupa sonrası yerine adeta düşük düşünsel kalitedeki çizine bırakmış gibi. Sezon ortası statünün değişmesini doğru bulmuyorum. Ortada futbolun statüsünü değiştirecek düzeyde bir force majör yok. Lig sezon başında açıklanan statüyle bitirilmeli diyor. Maçlar sahada kazanılmıyor açıklaması da akıl dışı. Dünya Kupası öncesi Fenerbahçe iyi oynayıp galip gelirken sahada kazanılıyordu da şimdi mi sahada kazanılmıyor? Jesus bence Türkiye macerasını kafada bitirmiş diyor. <laughs> Mehmet Arslan futbolda masa başı oyunları hep konuşurdu. Hatırlayın Abdurrahim Albayrak Galatasaray Lig'de puan kaybedince var kayıtlarını açıklayacağım demişti. Ne oldu sonra? Kocaman bir hiç. Jesus bir iyilik yapacaksa çıkıp saha dışında nasıl maç kazanılıyor bunu açıklamalı. Geriye düşen takımların başvurduğu bir taktik bu diyor. Ee, Mehmet Arslan. Aynı zamanda playoff'a gelince dik oynanırken kuralın değiştiğine çok şahit olduk. Premier Lig'de bu açıklamayı yapabilir mi Jesus? Depremi bahane etmek hiçbir spor kulübüne yakışmaz. Jesus playoff önerisinden önce hiç verim alamadığı Lincoln, Pedro ve King'i neden Arda'ya tercih ettiğini açıklasın. Bu takımı düşünen bir teknik adam yaklaşımı değil. Türkiye'den hasarsız ayrılmayı düşünen bir Ocak kurnazlığı demiş. Yalnız ben şunu söyleyeyim. Lincoln ki gayet de iyiydi. Pedro da sakattı bilmiyorum haberi var mı ama. King evet gittikçe e, form tutan bir isimdi. Hani Pedro'yu Arda'ya değişmem o ayrı mesele ama hani Lincoln sol bek oynuyor. Arda'yı sol bek mi oynatacak? Çok e, dramatik bir yaklaşım olmuş bu. E, sonrasında Fırat Aydınus ne diyor? Jesus'un Avrupa medyasına yaptığı açıklamalar Sevilla maçı sonrası yorumlarıyla sanki ben sezon sonu gideceğim. Sebeplerim de bunlar. Hani sanki diyor se sezon sonu gideceğim. Sebeplerim de bunlar demeye zemin hazırlıyor. Sezon içerisinde Türkiye Ligi güçlü, kaliteli ve oyun seviyesi yüksek derken başarılı olduğu süreçte hakem kararlarına dikkate almayan, saygılı bir teknik adam profili çizerken ne oldu Türkiye'de sportif konuşmak çok zor? maçlar sahada oynanmaya başladı çıkışı doğdu. Bu masa başında alınan sonuçlar tüm takımları içeren bir durum mu yoksa bazıları için mi geçerli? Böyle bir tespiti varsa açıklaması gerekir. Playoff konusunda puan dağılımı ile ilgili her iki kanada hak verenler çıkabilir. Fakat Jorge Jesus açısından bakıldığında açıklamalar talihsiz olmuş. Zira o sözlerle taraftarda ümitsizlik ve hayal kırıklığı oluşturduğunun farkında değil diyor. Güntekin Onay Jesus'un sezon sonunda ilk 4 takım playoff oynasın önerisi mantıklı değil. Lakin Hatay Spor ve Gaziantep'in fikstüre göre karşılaşması gereken takımlara hükmen 3 puan verilmesi de yanlış. Bu durum ligin tüm dengelerini bozuyor. Jesus'un Türkiye'de maçlar sağda kalanılmıyor iddiası da çok radikal. Portekiz teknik adamın bu konuda daha açıklayıcı ve net olması gerekir diyor. Şimdi arkadaşlar şunu söyleyeyim. Gürcan Bilgiç. Jesus Fenerbahçe'yi daha yeni tanıdı. Daha yeni tanıdı. Şimdi e, aslında bu başlık bile yeterli değil mi? Bence. Ha, Jesus Türkiye'de kalmayacak. Böyle bir açıklama var. E, Jesus'un sözleşmesinin bitmesinin adına takımdan ayrılacağı öne sürüldü. Sabah gazetesi yazarı Gürcan Bilgiç Jesus hakkında bazı açıklamalarda bulundu. Bence en keskin, net ve en doğru açıklamalar bunlar. İyi dinleyin arkadaşlar. Jesus yıllardır yaşanan Fenerbahçe gerçeğiyle tanıştı. Kemler. Önceki hakem yorumlarını futbolun kendi doğası zannetti ve bir Avrupalı gibi hataları genel yorumladı. Ama baktı ki kendi takımına çalınan düdükler başka maçlarda ötmüyor. Kendi oyuncuları kart görürken başkalarınınki görmüyor. Var bir türlü devreye girmiyor kırmızılar havada uçuşuyor. O zaman Fatih Terim, Şenol Güneş veya Aykut Kocaman'ın durduğu yere geldi. Aynı açıklamaları geçmişte onlar da yaptılar. Jesus bu ligdeki adalet eksikliğinin altını çizdi. Sözleri söylemese şüphelenmemiz lazımdı. Demek ki zeki adammış ama biraz geç anlamış. Anlıyor musunuz ne de demek istediğini? Yani adam diyor ki Gürcan Bilgiç ligi normal zannetti diyor. Hani Kimse Fenerbahçe'ye falan kafayı takmış değil. Hani olağan akışı bu şekilde sandı ama sonrasında kafa çakozladı diyor. Brezilya basınına göre yeni sözleşme imzalamayacak, ayrılacak, her an başka takıma gidebilir, yönetimler arası açık, Flamengo sözleşmesi için açıklama falan filan diyor. Yani diğer haberde Türkiye'de kalmayacak diyor. Ben Gürcan Bilgiç'in dediğine takılıyorum. Gürcan Bilgiç'in sözleri ne kadar mantıklı değil mi? Bak Hatırlayın Giresun maçında yediğimiz kırmızıyı hatırlayın. Başka bir tek maç. Okan burun futbolcusuna böyle bir kırmızı verirse ne yapar? Yaygarayı kopar. Valencia'nın Konya'da yediği kırmızıyı bir hatırlar mısınız? Dakika daha 20 ya. 20-20. İşte o maçta bizim penaltı da verilmedi 50 oynamaya. Şahsen ben maçın hakemi şey olsam, teknik tekte olsam Fenerbahçe'nin çıkar derim ki Sayın Arda kardeşlere kardeşlerini kolladığı için Fenerbahçe'yi yine yeni yeniden mahvettiği için teşekkürlerimi sunuyorum. İçindeki Fenerbahçe kininin sebebini öğrenmek istiyorum. Ben bugün yine rakibi kollamasından dolayı kendisini tebrik ediyorum ama merak ediyorum Fenerbahçe'ye kini nereden geliyor? Hani Fenerbahçe anasını mı öldürmüş? Babasını mı öldürmüş? Kardeşini mi kaçırmış? Bu kin nereden geliyor? Valencia'nın daha Kafasını çevirip görmediği hareketinden dolayı gidip direkt kırmızı kartla oyundan atarken para hiç danışmaması nereden geliyor derdim. Fenerbahçe geride bir sıfır penaltı kullanabilecek bir pozisyon var. Nerede bu Fenerbahçe'ye karşı adaletisi? Arda kardeşlere çok sormak istediğim bir soru var. Yani doğuştan mı Fenerbahçe düşmanı sonradan mı oldu? Ya da Fenerbahçe düşman olmasını kim söylüyor derdim bitirirdim. Asıl toplantısını. Soru da almıyorum derdim. Bu maçın neyini konuşacağım ben derdim size ya. Neyini konuşacağım? Ortada delil var mı? Yok. Ortada kanıt var mı? Yok. Darbe sert mi? Kattarca mı? Değil. O zaman hiç oynamayalım bu futbolu. İki futbol. Her futbolcu birbirine dalaştığında dalaştığında ne bileyim korner kullanacak hakem dur diyor. Dur, dur, Kullanma diyor. Gelin ikiniz diyor. Bir daha yaparsanız sarı kart diyor. Hiç sarı kart marı kart demesin. Her futbolcu dalaşında kırmızı versin o zaman. Derdim. Çekilirdim kenara. Ama Jesus ne yaptı? Valencia'ya kızdı. Valencia'ya kızdı. Ali Koç ne yaptı? Aptalca bir hareket yaptı dedi. Çıkıp kongrede herkesin önünde. Yani Fenerbahçe kültürü bu. Fenerbahçe kültürü önce kendisine yani çuvaldızı batırıp iğneyi başkasına batırır. Ama başka takımlara bakın. Önce çuvaldızı herkese batırır. Sonra çuvaldızın da ötesi kazık batırmaya çalışır. Kendine ne batırır? Hiçbir şey batırmaz. Kendine tuz kondurmaz. Galatasaraylı arkadaşlarımla şunu anlaşamıyorum bak şu konuda anlaşamıyorum. Arkadaşım adalet herkes için adalet. Fenerbahçe'nin Adana Demirspor maçında hakkı yenmemiştir diyorsanız ömrü billah Galatasaray'ı süründürseler de gebertseler de yerden yere vursalar da başınıza ne gelirse gelsin hepsinde de hak ediyorsunuzdur. Vallahi de hak ediyorsunuz billahi de hak ediyorsunuz. Ya çıkıp Adana Demir maçı temiz bu maçta bir şey yoktu ya da daha da utanmaz daha da aymazlık seviyesini yükseltip Adana'nın hakkı yendi diyorsanız sizin başınıza her şey müstehak. Gökten gök taşı da düşse evinize müstehak. Bu kadar da adaletsizlik olmaz. Bu kadar da zulme, zalime, haksıza tarafkirlik olmaz. Nitekim, yani nitekim şunu söyleyeyim. Erden Timur ne dedi? Bir yapı var dedi. O yapı dedi belirliyor dedi. Biz Galatasaray olarak geçmişte o yapıdan çok nemalandık dedi. O yapının çok faydasını gördük dedi. Biz de kullandık dedi. Yani masa başında belirleyen neyse o yapıymış demek ki. Erden Timur açıklamış. Gidin ona sorun. Hangi yapıymış? Kim belirliyormuş? Allah aşkına. Aptal değilsiniz. Geri zekalı değilsiniz. Kafanız az da olsa basıyor. Maçlara hiçbir tesir olmasa iddiacılar mı kazanır? Yani iddia oynayanlar mı kazanır? İddiayı oynatanlar mı kazanır? Bence iddia oynayanlar kazanır. Ne var lan? Fenerbahçe Alanya maçı yaz. Alanya 1 Fenerbahçe 4. Yaz. Normal şartlar altında. Ya benim kalbime hissi doğdu. Ben Konya 1-0 ya da 2-1 kazanır dedim. Beşiktaş maçını sordular. 3-4 tane ata bir tane yer ama dedim. 3-1 bitmiş. Ya bunda ne var ya bunu bilmekte? Galatasaray Adana Demirspor. Evinde 4-1 yenilecek Galatasaray mesela. Hadi. Bakın bunlar hakem tesirsiz, var tesirsiz sonuçlar. Çünkü ortada oynanan futbol kalite karmaşa kaos e, ne bileyim takımların birbirine karşı uyumu uyumsuzluğu vesaire vesaire hepsi etkili. Eğer karışan bir yapı ya da denetim olmasa başka bir şey, şekilde denetim olmasa bence iddia oynayanlar çok para götürür. Ama iddia oynayanlar farkında değil ki kevişleniyorlar. Yani biz 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 sağlıyorlar. Bana bile, bakın 29 bin aboneyle bana bile Betis reklamı teklifi geldi. Teklif ne? Senin vereceğin linkten abone olan kişiler kaç lira yatırdı? Toplamda 1 milyon lira. Kaybettiği paranın yarısı senin dediler bana. Direkt peşin hesabında. E 500 bin lira, en az 500 bin lira para kazanabilirdim. Ve şunu söyleyeyim. Bu 500 bin lirayı belki bir ayda, belki bir haftada, belki 3 ayda kazanabilirdim. Ama ben bu paranın haram olduğunu düşünüyorum. İddia oynatanların sizleri parmağında oynattığını düşünüyorum. Şu bet reklamı yapan arkadaşların e, farklı niyetlerle farklı işler yaptığını düşünüyorum. Ben sizin yeriniz olsam onların kuyusuna düşmem. Allah da düşen herkesi kurtarsın. Hiç kimseyi de bu kuyuya düşürtmesin diyeyim. Peki şunu söyleyeceğim size. Maçların masa başında kazanılmadığına inanıyor musunuz? Sahada kazanıldığına. Yani ligin tamamen adalet olduğuna. Bak bir Galatasaraylı'ya sor. Hakemlerin Allah belasını versin ne? Versin der. Beşiktaş diye sor versin. Fenerbahçe'ye sor versin. Trabzonspor'lu'ya sor versin. Ulan oğlum o zaman kim kol diyor lan bunlar? Kimden yanalar? Şimdi iki çeşit hakem tipi vardır. Beceriksiz, şere... E şeysiz, A adaletli olmayan. Yani bir beceriksiz bir de adaletsiz hakem tipi var. Beceriksiz hakem bizde çok az biliyor musunuz? Bizde çok az. 100 hakemden 3 tanesi beceriksizdir. Ama öbürü öbürü çok fazla. O zaman şöyle yapalım. Adaleti herkes için sağlayalım. Ya bu ligde Başakşehir şampiyon yapıldı ya da oldu. Bursa Spor şampiyon yapıldı ya da oldu. Dört büyüklerin dışında. Altı tane takım şampiyon yapıldı ya da oldu. Zaman zaman illaki hakemler. Yani içinde Fenerbahçe aşkı olan hakem Fenerbahçe lehine hata yapmıştır. Ya da Trabzonspor lehine ya da Galatasaray, Beşiktaş lehine yapmıştır. Yapmadım diyen yalan söyler. Yalan söyler. Ver şeyi Abdülkadir Bitigen'i Kayseri Spor maçına. Bak bakalım nasıl yönetecek. Çünkü içinde adam Kayserli. Bazen isteseniz de istemeseniz de yaparsınız. Ama demek istediğimi anlayın diye söylüyorum. yani Jesus acaba dikten gidecek de ondan mı bu açıklamayı yaptı? Bana sorarsanız hani fikrimi sorar mısınız bilmiyorum ama bana sorarsanız bence Jesus dedi ki ben her şeyinizi ifşa ediyorum. Sizi dünyaya rezil edeceğim. Siz madem benim takımımın emeğini çalıyorsunuz alın bu. Dört tane maç söyleyeyim size. Fenerbahçe Ümraniye maçı. Ümraniye'nin attığı üç golün üçü de skandal. Biri out. Birinin pozisyon öncesi olsaydı Öbürü ceza sahası dışında yapılan hareket ceza sahası içinde diye adlandırıldı. Penaltı kullandırıldı. Giresun maçı Fenerbahçe 10 kişi bırakıldı. Kendi sahasında 2-1 kaybetti. Gitti 5 puan. Gitti 5 puan. Konya maçı 22. dakikada Valencia'ya gösterilen kırmızı kart. Hadi o maçta berabere bitsin. Gitti 6 puan. Adana Demirspor maçında çalınan 2 puan. Gitti 8 puan. 4 tane Fenerbahçe maçı saydım. Hadi Galatasaray'ın off Sivas rezaletiyle Alanya maçındaki Sakaboya'ya gösterilen kırmızı kart çatışır diyelim. Hadi o onu götürsün. Ben maçıya 8 puan eklediğiniz zaman liste nasıl bir yere gidiyor? Bunu söylediğinizde şey diyorlar, ama Galatasaray'a evinde yenilmeyecektim. Niye bunu kullanıyorlar biliyor musunuz? Gerçeği söylememek için. Gerçeği söyleseler evet haklısın kardeşim. Aynısı Galatasaray'a yapılsa ben de 8 puanımızı çaldılar derdim. Size 8 puan eklesek şu anda şampiyonluğun en baba adayı Kesin de şampiyon olursunuz mi diyeme diyemeyecekleri için bu argümanı kullanıyorlar. İnşallah adalet bir gün bizim ülkede futbola uğrar ve kalıcı olarak yerleşir. Ya adalet olsun Fenerbahçe küme düşsün. Umurumda olmaz. Yeter ki adalet olsun. Ve son haberimiz Lucescu Fenerbahçe itirafı geldi arkadaşlar resmi teklifi doğruladı Rüçescu yanlış duymadınız yani kelime oyunu falan yok Fenerbahçe ile ilgili flash bir itirafta bulundu Rüçescu Fenerbahçe ile ilgili flash bir itirafta bulundu Demiş ki Rusya ile yaşanan savaşta neden hala burada olduğumu merak ediyor olabilirsiniz burada işler zor olsa da hiçbir zaman korkak olmadım demiş Sirenler çalmaya devam ediyor bugün antrenman sırasında iki kez çaldı ülkenin batısında durum böyle değil Kiev sınırı Rusya'ya biraz daha yakın demiş. Yazın Fenerbahçe'ye gidebileceğini söylemiş ancak kulübü yarı yolda bırakmadığını söylemiş. Geçen yaz Fenerbahçe'ye gidebilirdim ama gitmedim. Hiçbir zaman korkup kaçan biri olmadım. Dinamo Kiev'deki ilk yılında 3 kupa kazandım ve ardından bu felaket başımıza geldi. Tünelin ucundaki ışığı göremediğim için kulübü hayal kırıklığına uğratmak istemedim diyor. Arkadaşlar bu teklifi ben zamanında söylemiştim ama birçok kişi inanmamıştı. Olmadı diye. Şimdi Lucescu, Löv, Jesus bunlar büyük isimler. Bunlar bir başkanın çalışmak isteyeceği kariyerde, karakterde isimler. Niye? Adam bu işin duayeni, bu işin uzmanı. Şimdi Allah muhafaza. Diyelim ki Jesus'u gönderdik. İsmail Kartalcılar çıktı ortaya. Yani diyorsunuz ki 7 vitesli arabayı 7. vitesten alalım 3'e düşürelim. Niye? Çünkü 3. viteste çok iyi bu adam. Ben de diyorum ki eğer Jesus giderse direkt löve çökelim. Siz futbolcu kalitesi istiyorsunuz değil mi? Ne diyorsunuz? İşte 10 tane çöp alacağına 2 tane baba gibi adam ol. Ben de diyorum ki ben de teknik direktör kalitesi istiyorum. Yönlendiren oynayandan daha kaliteli olacak. Bakın, lövü getirebilirsen sana bir kere Alman ekolünü getirmiş olur. Lövü getirebilirsen belki löv sayesinde yıldızlar da getirirsin. Bunu da düşünün. Ha löv olmaz. Marcelo Bielsa olur. Marcelo Bielsa olur, niye olmasın? Yanlış anlaşılmasın. Tabii ki de e, ben seviyorum İsmail Kartal'ı. Çok beyefendi, çok kişilikli, karakterli bir isim. Ama e, Herkesin anlayacağı dilden de bir itirafta bulunuyorum. Yani eğer Jesus gidiyorsa, babalar gibi teknik direktörün gidiyorsa babalar gibi teknik direktörü getireceksin. Ha hocam Jesus'u gönderdin, Löv'ü getirdin. Hakim Ziyekli Lukas Mura'yı getirelim mi? Yani teknik direktör istiyorsa getir. Hem teknik direktörünü hem kadronu kaliteli yap. Zaten sizin dediğiniz de bu değil mi? Hocam iyi kadro, iyi teknik direktör, şampiyon olursun. Hayır olamazsın. Olamazsın birileri kafasına birini şampiyon yapmayı koyduysa Van Persie'yi, Nani'yi, Diego Ribas'ı da getirsen hiçbir işe yaramaz. Birileri kafasına bir takımı şampiyon yapmayı koyduysa sen dolu dizgin giderken bir hakem operasyonuyla eline megafon alıp açıklama yapmak zorunda bırakılırsın. Ya yani birileri kafasına bir takımı şampiyon yapmayı koyduysa bunun karşısında hiç kimse duramaz. Uzun süre e, galibiyet serisi falan filan var. Umarım ne demek istediğimizi anladınız. Ben şöyle de bir iddiada bulunayım mı? İnşallah Fenerbahçe şampiyon olur. Jesus da bir yere gitmez. Bakın Jesus'u zaman zaman ben de eleştiriyorum. Mesela Arda Güler konusunda İsmail Yüksek konusunda eleştiriyorum. Adam ne diyor? Arkadaş diyor benim sistemim bu. Benim taktiğim bu. Ben İsmail'i Arda'yı gereken zamanda gereken yerde kullanacağım diyor. Saygı duyun diyor. Emre Mor bana kalsa Emre Mor iki tane İrfancan Can kahveci eder. İrfan Can'ı ilk 11'de bir kez oynatıyorsun. Emre Mor'u iki kez oynatman lazım. Bana kalırsa. Bu benim şahsi fikrim. Mesela deplasmanlarda lan koy Emre Mor'u ya da kendi sahandaki maçlarda koy Emre Mor'u kanada. Niye biliyor musun? Emre Mor 30 dakikalık topçu. İlk 30 dakika Emre Mor sayesinde 2 tane gol at. Maçı 6'ya götür. Sana ne? Emre Mor'un yerine hamle oyuncusu 50 tane hamle oyuncusu var. Bak Emre Mor'u ben olsam iç sahada kullanırım. Arda Güler iç sahada kullanırım. Hem taraftar desteği, baskısı, şiddeti çok fazla olur çok çok fazla olur. Yani çok fazla olur. Arda Güler'le Emre Mor'un da bir iki takalaşması, paslaşması vardı. Hatırlıyor musunuz? Beni benden almıştı. Yine aynısı olur. Taraflarda mest olur. Ha deplasman maçları. Deplasman maçlarında da çift ön libero orta saha çıkartıyorsun. Ne kadar doğru bilmiyorum ama orta sahada Crespo Arao yerine ben olsam Arao İsmail Yüksek oynatırım. Bu da benim şahsi fikrim. Aklımızda hayırlısı olsun arkadaşlar. Beni izlediğiniz için, dinlediğiniz için teşekkürlerimi sunuyorum. Şampiyon olsak şansım bir yere gideceğini de zannetmiyorum. Bunu ister duyum olarak, ister yorum olarak, isterse dost meclisinde bir konuşma olarak düşünün. Yani benim söyleyeceklerim bu kadar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.